أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب المد والكسر مد وكسر باب كسر قراءة علمي itibariyle en az bir elif miktarı çekmeye denir kasır. Yani bir dendiği zaman da bunun karşılığı nedir? Kıraatte kasırdır. Kasır dendi birdir. Yoksa bazı kelimelerin altında yazdığı gibi değil mi? Hiç uzatmamak anlamında değil. Tabi zamirle alakalı meseleye baktığımız zaman gerideki konuyla ilgili orada da neydi? Hiç uzatmamaktı. Yani. Ama genel itibariyle met meselesine girdiğimiz vakitte kasır olayı karşımıza bir elif miktarı olarak çıkar. Kasır olayı bir elif miktarı olarak çıkar. Hatta bedehca'ya dediğimiz değil mi? Hazarat bunlar nedir? Ashab-ı kasırdır. İsimleri ashab-ı kasır olarak geçer. Peki. Met dediğimiz zaman da bunun iki tane sebebi vardır. Bir sebebi lafzi, bir de sebebi manevi dediğimiz iki sebebi vardır bir metnin. Yani met yaptığımız yer ya lafzi bir sebepten dolayı met yapılır veya manevi bir sebepten dolayı met yapılır. Meddi muttasılda hemze var diye meddi muttasıldır. Met yapılır ama la-i tebri'e dediğimiz veya meddi tazım dediğimiz yerlerde uzatmak için lafzi bir sebep yok. Fakat orada tazim, hürmet durumu olduğundan dolayı uzatma neyle gerçekleşiyor? Onun sebebiyle gerçekleşiyor. Yani manevi bir sebeple. Ne gibi? Mesela la raybe de olduğu gibi la ilahe illallah mesela. İşte burada diyelim ki ashab-ı kasır için ne vardır? İşte biraz daha işte 3 medde kadar değil mi? 3 elife kadar uzatma gibi bir durum söz konusu olabilir. İbn-i Kesir diyelim meddi münfasılı kaçtır? 1'dir. 1'dir. Ama mertebeteyinde 2 meratibe erbaada iki mertebeteyinde 3 olarak karşımıza çıkar. Mesela Hatim suretinde icazet alacak olanları eğer dinlediyseniz La ilahe illallahü la ilahe illallahü ve allahu ekber diye hem 1 hem 3 okunur. İbn-i Kesir'dir. Sure aralarında tehlil ve tahmid vardır. Tehliller kimindir? İbn-i Kesir'indir. Tahmidler efendim Bezzi'nindir. Bir okur, bir de 3 okur. Niye? Meddi tazimdir çünkü. Halbuki ona gelen meddi munfasıl 1'dir yani. Başka yok. Meddi munfasıl 1'dir ama orada 3 de alınır. O da manevi sebepten dolayı. Bu kadar bilgiyle iktifa etmiş olalım. Dediğimiz gibi biz daha ziyade kitabın metnine yani sadık kalıp bir an evvel metni tarama derdindeyiz. Bu türlü detaylara girecek olsak zaten artık akşama kadar iki satır okuyamayız. Kitaplar çünkü çok açıyorlar. Bir yerden med kasır meselesini okuyacaksın. Başka bir kitaptan okuyacaksın. Başka bir kitaptan okuyacaksın derken med kasır meselesini yutmuş olacaksın. Med kasır meselesini kendi başımıza da yutarız. Otururuz elhamdülillah. Ne var? Bir müktesebat var geride. Onun üzerine bina etmek suretiyle kendini geliştirirsin ayrı. Ama tayyibe dersi bu. Tayyibede mümkün mertebe metni taramak var şu anda derdimizde. O yüzden böyle kısa geçiyorum burayı. Şimdi diyor ki in harfu meddin in harfu meddin med harfi olursa ne zaman olursa, nerede olursa kable hemzin hemzeden önce harfi med olursa. Şimdi bizim tariflerimiz nasıl? Genelde harfi medden sonra hemze olursa. Bu ne diyor?
Hemzeden önce harfi met olursa aynı hesap. Hemzenin öncesinde harfi met olursa aslında bununki daha orijinal bir ifade. Çünkü uzatacağımız neresi? Oradaki harfi meddin sesini biz uzatıyoruz. Dolayısıyla diyor ki şimdi eğer hemzenin öncesinde harfi med olursa, hemzenin öncesine denk gelecek olursa o harfi meddi tavvela. Ne yap? Tul yap. O harfi meddi tul yap. Tul olarak uzat, med et. Evet. Kim için? Cüd vers mi denir ona yoksa? Ne dememiz lazım? Cüd denince ezrak. Niye? Çünkü usul kısmında eğer ben cim dersem ondan ezrak anlayın demişti. Cüd dedi eğer sen verş değil mi ifadesini kullanırsak verş bunu yapıyor dersek İsbahani de 5 yapmış olur bu sefer. Halbuki mesele öyle değil. Cüd ezrak, fit İmam-ı Hamza ve miz hulfen. Bir de kim var? İbn-i Zekman hulüfle. İbn-i Zekman hulüfle. Vav deyince aynı değil mi? Nasıl hocam? Vav deyince mizin hulüfle olduğunu oradan. Hulfen dedi ya zaten. Yani ve miz, bir de miz var. Yani İbn-i Zekman var. Ama hulfen. Hulüfle İbn-i Zekman'ı ne yapar? Tul met eder. Tul. Evet. Bu birinci ifade. Birinci mertebe. Met mertebelerinde bu nedir arkadaşlar? Birinci mertebe bu. Yani İbn-i Zekman'ın Suriyesine baktığımızda üçü görüyoruz. Ama Ahfeş'ine baktığımızda beşi görüyoruz. Ne oldu? Dolayısıyla İbn-i Zekman'ın tul dediğimiz meddi hulüfle olmuş oldu. İbn-i Zekman'ın içinde gerçekleşiyor olay. O yüzden direkt İbn-i Zekman'ın ismini vermiş, Ahfeş falan dememiş yani. Evet. Hatta gerek Suri'nin, gerek Ahfeş'in olsun, kendi içlerinde de yine 3-5 böyle farklılıklar var. Evet, yok Remli var, Muttavi'i var, Nakkaş var. Nakkaş Ahfeş'ten gelir 5 yapar. Efendim Remli Suri'den gelir 3 yapar, 5 yapar. Yani orada bayağı bir çatallı bir bölge var orada. Dolayısıyla direkt mim dedi. Sen dedi git bunu kitaplardan bul. Evet. Ve an baqil mela. Diğer geri kalanlara ne yaparız? Vessit tevessüt yap. Geri kalanlar tevessüt yap. Şimdi bu ayrı bir konu açtı. Tevessüt dedi. Sonra da diyor ki vakile denildi ki dünehum onların altında olan zevat kimdir? Nel nun. Tulden sonra ne oldu? Nun gelmiyor mu? Beşten sonra aşağı doğru gel. Dört. Nun. Thümme kel rava. Sonra kim var? Kel rava. Yani kerhal var. Rava neydi? Rava rakaldi. Kel zaten İbn Amir. Ne oldu şimdi? Tevessüt mertebesini söyledi arkadaşlar. Tevessüt mertebesi. İlk önce tul mertebesini söyledi. Ondan sonra tevessüt mertebesini söylüyor. Tevessüt mertebesinde de biz baktığımız zaman da kimi görüyoruz? Bir nun. Arkasından da kim var? Kerhal var. Febâkihim. Evet, geri kalanları. Ondan sonra da geri kalanlar var. Pekala. Ev yahut eşbi'a mettasal. Meddi muttasılı işba et. Meddi muttasılı veyahut da meddi muttasılı işba et. Dolayısıyla burada 3 tane mertebe çıktı. Bir tul mertebesi var. Bir tevassut mertebesi var. Bir de bunun geri kalanları var. Bir de bunun geri kalanları var. Ev yahut eşbi'a mettasal. Ne yap? Muttasıl oku. Muttasılı işba oku. İşba. Pekala. Ne demek bu? Muttasılı işba oku.
Burada demiş ki üç sözün birincisi met mertebeleri hususunda ve çoğu zaman da bizim aldığımız takdim ettiğimiz tul meselesi. Birincisi bu. Ondan sonra işte tevessut mertebesi ki ve dunehum onlardan alt tarafta kalanlar Asım. Onun da altında gidenler İbn-i Amir Kisai Halefi Aşir. Onun da altında gidenler artık hem bir yapanlar var değil mi? Hem iki okuyanlar var. Öyle sen değerlendir yani onu. Aşağı doğru devam eder durur. Evet. Met mertebelerinde sabit olan üçüncü söz de lil küllhev ev eşbi' mettesal lil külli. Devam ediyor değil mi? Hepsi için meddi muttasılı ne yap kardeşim? İşba et. Hepsi için işba yok. Yani kasrın üzerine çıkar. Meddi muttasılı ne yapacağız zaten? Kasrın üzerinde okunmuyor mu meddi muttasılı? İşba dediği zaman da burada meddi doyur anlamında. Ne oldu? En az kaç okuyorlar? İki. Zaten med dediğin zaman da olay bu zaten. En az iki. Evet. Pekala. Meddi munfasılın mertebeleri de, meddi muttasılın mertebeleri de hep meratibe erba üzerinden konuşulur. Meratibe erba üzerinden. Med mertebelerinde meratibe erba üzerinden konuşulur. Meratibe erba ne demek? Dört mertebeli olan med okuyuşu demek. Dört mertebeli. Bak med okuyuşu. Dikkat edelim. Med okuyuşu. Şimdi meddi munfasılda meratibe erba nereden başlıyor? İkiden başlıyor. Birden başlamaz. Çünkü bir kasır demektir. Bir eşittir kasır demektir. Dolayısıyla iki var. Efendim üç var. Ve dört var. Beş var. Yani rakam sıralaması bu şekilde. Pekala. An ba'lin dedi değil mi? An ba'lin. Bazılarına göre. Ha bu arada şunu da belirtmek gerekiyor. İstanbul tarihinde şimdi diyelim Mısır'a göre Ezrak, Ahfeş ve İmam-ı Hamza. Bunlar beş okurlar. Yani meddi böyle adam akıllı alırlar. Fakat İstanbul tarihinde baktığımız zaman da med dendiği zaman da ev eşbi'a mettesal lil külli an ba'din ifadesine uygun düşen bir hareket var orada. Mısır tarihinde buna uygun düşen bir hareket yok. Yani biz bütün imamlara göre şimdi işba'a biz iki olarak dedik beşe çıktığı yerde var. Bütün imamlar beşe çıkıyor meddi muttasılda. Mısır tarihinde yok bu. Ama İstanbul tarihinde var. İstanbul tarihinde var. Tayyip'e zaten her iki tarafa da hitap eden bir eser malum. İki ve üzeri sıralama öyle. Zaten şeyi saydı ya, özür diliyorum. Hani 5, efendim 3, 4, 2'ye kadar saydı zaten met mertebelerini. Ev eşbi'a mettesal dendiği zaman da İstanbul tarihinin yaptığı hareket aklıma geldi. Dolayısıyla an ba'dın ifadesi de var orada. Bazılarına göre meddi muttasılı bütün kıraat imamlarına göre med yap demek yani işba'ı burada 5'e bile çıkarabilirsin. Niye? Çünkü İstanbul tarihi de var bu işin içinde. Sadri Mısır tarihini düşünemeyiz yani. Düşünemezsin. Evet. An ba'di eymmetül kurra'i ve hum cumhur ehlil irak ve kethirun minel mugarebe nassa aleyhi ibn şeyta ve ibn sivar vel kalanisi. Evet. Ev eşbi'a mettesal. Pekala. Lil külli an ba'din. Bazıları için meddi muttasılı işba etmek. Bu da İstanbul tarikının işte az önceki ifade ettiğimiz gibi İstanbul tarikının de burada yapmış olduğu diyelim diğer kıraat imamlarının da 5-5-5-5-5 okumasına da burada işaret var. Çok rahat diyebiliriz yani. Ve huvel işba'u demiş likullil kurra'i fil muttasili hasaten. Hasaten yani özellikle muttasılda bütün kıraat imamları için işba
okunur. Ve tefavutu fil münfasili ala ma tekaddeme, daha önce de geçtiği üzere, az önce biz anlattık ya diyor, meddi münfasıl mertebeleri itibariyle hem mertebeteyn hem de meratibe erba olarak değerlendirilir, derecelendirilir bu. Ve hâdâ mezhebü cumhurul irakiyyin ve ekserul e'immeti min gayrihim, gerek Iraklıların ve gerekse onların dışındaki diğer genel itibariyle kıraat imamlarının kanaati bu. Meddi muttasılın uzatılması hususunda. Pekala. Hocam ve kasrul münfasıl. Münfasılın kasrına gelince tabi tabi. An bazın geriyle alakalı. An bazın. Evet. Ve kasrul münfasıl. Münfasılın kasrı kim içindir? Evet. Ve kasrul münfasıl bin li himen mi diye başlıyor. Evet. Tamam, burada farklı yazmış. Bin li himen an hulfihim da'in semil. Burada ismi yazılan zevat-ı kiram, bunlar ne yaptılar? Kasır okudular. Yani efendim Lam, Hişam diyelim. Ondan sonra Kalun, Haya, Himen, An, bunlar hulüfle. Bunlar hulüfle kasrediyorlar. Ama Da'in Temil, İbni Kesir ile Ebu Cafer hulüfsüz kasrediyorlar. Zaten biz bunları sayarken nasıl sayıyoruz? Diyelim meddi mufasılı bir çekenler, ve İsbahani diyoruz, ha hulvani diyoruz. Oradaki lamın hulüfle buraya katılmış olması hulvani yoluyla bir alıyor. Hulvani yoluyla bir alıyor. Değil mi? Be İsbahani, ha hulvani, ayn ca'ya diyoruz sayarken. Aca'ya diye sayıyoruz. Burada sadece İbn Kesir ile Ebu Cafer Hazretleri kasrediyor. Hulufsüz kasrediyor. Sadece onlar bir elif miktarı okuyorlar. Onların dışındakiler, tabii onların dışındakiler derken bütün kıraat imamları değil. Yani bu gruptaki dışındakiler hulufle. B'nin de bir ve ikisi var takripte. Efendim Han'ın da bir ikisi var, Ya'ın da bir ikisi var, Hişam'ın da bir ikisi var. Evet. Ani hulfihim da'i temir. Vel ba'du, bazıları, kıraat imamlarından bazıları meddi tazim alırlar diyor. Lit ta'zimi. Tazim için. Ha yok. Orayı çok güzel söylediniz hocam. Şimdi az önce biz cüt dedi ya, az önce cüt. Orada biz ezrak demiştik. İsbahani sorusunun cevabı B ile beraber gelmiş oldu. Çünkü ezrak bu, tamam. Ezrak, tamam, onu yaptı. Peki İsbahani ne oldu? Ha, İsbahani ne oldu sorusunun cevabı, çünkü demişti ki ben ezrak, cim dediğim yerde sen ezrak anlayacaksın. Böyle durumlarda İsbahani kanunla hareket ediyor. Yani binli himene baktığımız zaman İsbahani'yi orada görüyoruz biz. Yok ama kalun ne yapıyorsa öyle demişti. Ve İsbahani yüke kalun demişti. İsbahani kalun gibidir. İsbahani kalun gibidir. Ne zaman? Ezrak, yani sadece cim ifadesini kullandım mı ezrak demektir. İsbahani nerede? İşte kalun, kalunla beraberdir. Evet. İyi, orasını geçmedik hocam. Allah razı olsun. Vel ba'du, bazıları litta'zimi, tazim için ne yaparlar? Met yaparlar. Kimden rivayet bu gelir? Aynı değil, kasri. Kasır ashabından ne yapmışlardır? Met. Söylüyor zaten. Kasır ashabından bazıları tazim için met rivayet etmişler. Dolayısıyla meddi tazim olmuştur. Ve ezrakun, yani ne gibi işte az önce demiştik, la ilahe illallah'ta olan şeyle alakalı. Siz söyleyin ismini. Yapılan metle alakalı. Meddi tazim. Ve ezrakun. Şimdi geçti başka bir konuya. Buraya kadar ne yaptı? Meddi mufasıl, meddi muttasıl, meddi tazim dedi. Şimdi burada başka bir şeye başlıyor. Ve ezrakun. Ezrak. İn ba'de hemzin.
Hemzeden sonra gelirse, evet arkadaşlar, ne gelirse harf-ı met. Hemzeden sonra gelen harf-ı met. Neyi anımsatıyor bu size? Hemzeden sonra gelen harf-ı met. Sadece hemzeden bahsediyor. Bak, hemzeden sonra gelen harf-ı met denince akla ne geliyor? Metti? Metti bedel. Sadece hemzeden bahsediyor. Bakın. Hemzeden sonra harf-ı met gelirse, az önce hemzeden önce harf-ı met gelirse dedi. İmam-ı Cezeri Hazretleri'nin çok orijinal şeyleri bunlar. Yani hemzeyi baz alıyor her zaman. Hemzeden önce harf-ı met gelirse harf-ı metli uzatırsın. Hemzeden sonra gelirse iş o zaman başka türlü oluyor yani. Pekala. İn ba'de hemzin harf-ı met. Hemzeden sonra harf-ı met gelirse mudde met edilir lehu ezrak için veksur kasret ve vesut bir de tevessut yap. Ne oldu? Kasır, tevessut, tul yap oldu işte. Ne gibi? Kene a fel ane utu i e amentum ra'a. Evet. Yani bunların her birisinin farklı durumları var. Nasıl? İşte kenne'a derken acaba burada zilya var. Zilya olmasından dolayı met olur. Metli bedellik durumu nedir? Ve buradaki ye ile gösterilmiştir. Mesela elif dediğin zaman da elifi memdude arıyor adam. Yani dik elif arıyor. Elifi maksuru aramıyor böyle ye gibi. Burada ye suretinde yazılmış elif. Acaba burada da o hemze geçerli midir sorusunun cevabını verdiği tek misalle noktalıyor. Ne'a gibi diyor. Ne'a gibi diyor. Ayrıca ne diyorsun? Ya iyi de ne'a'da tahkik ve taklili var. Ezrak'ın tahkikte taklilde metli bedel yapılabilir mi? Yapılabilir sorusunun cevabı yatıyor. Sadece bir ne'a kelimesinde. Yani rastgele verilmiş bir misal değil. Fel'ane. Şimdi el'ane burada ne var? Hemzenin harekesinin lama nakledilme durumu var. Felane diye. Burada şimdi acaba gerçekten hemzeliğini koruyabildi mi ki metli bedel olsun? Cevabı tak felane diyor. Burada da var. Utu bu senin diyor her zaman beklediğin. İ yani her birisinin bir esprisi. Her birisinin bir esprisi var. Evet. Amentum. Burada ne var? Mesela tesillik bir durum var burada. Amentum diyelim. Burada tesilde olur mu? Olur işte. O da onun cevabı. Ra'a derken yine aynı. Ne'a gibi. Evet. La am münevverin. Ne zaman olmaz bu iş? La am münevverin. Tenvinden sonra gelende olmaz. Tenvinden sonra gelecek olan met durumunda olmaz. Mesela ne gibi? Ma'a durduk. Ma'a çektin de 5 diye meddi muttasılı a diye durdun. Şimdi a oldu bu. Peki burada meddi bedel olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü tenvin. Onun aslı tenvindir. Ma'endir. Evet, tenvinden bozma bir çekmeyle beraber meddi bedel meselesi devreye girmez. Veles sakini sah bir kelimetin. Aynı kelimede, bir kelimetin aynı kelimede. Aynı kelimede sahih ve sakin harften sonra gelen hemzelerde de meddi bedel olmaz. Sahih ve sakin harften sonra. Ne gibi? Mez'ûmen gibi. Mes'ûlen gibi. Değil mi? Olur mu orada meddi bedel? Olmaz. Yani mes'ûle olmaz. Niye? Aynı kelimede sahih ve sakin bir harften sonra gelmiş. Buyur abi. Tamam, İsrail o tamamen ayrı bir kelime ama. Yani hatta onunla alakalı da bilgi vereceksin aşağıda. Tamam. Aşerede yok tabi. Aşerede yok. Ev hemze vaslin veya hemze-i vasıl olan bir durum. Hemze-i vasıldan dolayı met ortaya çıkmış. Fil esah, sahih olan görüşe göre. Mesela İ'ti bi Kur'anin. İ'ti bi Kur'anin. İ'ti bi Kur'anini ver. Nasıl okur? İ'ti bi Kur'anin. Şimdi burada meddi bedel var mı yok mu? Yok. Niye?
Hemze-i vasıldan dolayı meydana çıkan bir. Değil mi? Yani hemze-i vasıl olarak önümüzde o. İ'tinin hemzesi normalde aslı nasıl okunuyor? İ'ti. Değil mi? Hemze, hemze-i vasıl. İ'ti okunması gerekiyor. Peki ne yapıyorsun? Sen bunu İ'ti diye meddibi ibdal ettin. İ'ti. Evet, meddi bedel gibi görünüyor. Ama meddi bedel olmuyor. Niye? Çünkü makablinden sen bunun üzerinden mesela ellezi tümine cemaat-ı müslümin ellezi tümine ellezi'yi bırakın şimdi. Bir kenara koy. Ü tümine dedin. Doğru mu? Evet. İyi meddi bedel gibi görünüyor. Peki gerisinden gel bakayım ne oluyor meddi bedelin hali? Ellezi tümine bak ibdal girdi mi araya senin hemze-i vaslın düştü. Yani senin sırtını dayadığın hemze-i vasıl seni yarı yolda bıraktı. Meddi bedel diye sırtını dayamıştın. Tamam ben bunu yapayım demiştin. Bir okumaya kalktın. Ellezi tümüne gitti meddi bedel. Gibi. Anlaşıldı mı mesele? Anlaşıldı inşallah. Evet. Mükemmel bir şey ya. Bu tayyibe var ya. İşte daha detaylı böyle içine girip okuyacaksın bunu ki karıştıra karıştıra. Fakat hem dersin hayırlısıyla itmama erdirilmesi. Vemna menet. Meddi bedeli menet. Nerede ki? Yuvâhiz. Mesela la yuâhidukumullâhu cimci'a ne yapıyor? La yuvâhidukum okuyor değil mi? Meddi bedel var mıdır? Yok. Bunda meddi bedel yok. Ve bi'âden lûlâ. Evet. Ve bi'âden lûlâ. Hulfun vel âne ve âl âne ve İsrailâ demiş. Evet arkadaşlar. Âden lûlâ derken buradaki âdenil ûlâ'dan bahsediyor. Âdenil ûlâ. Tabi burası âdenil ûlâ okunuyor mu? Vers için. Temmin düşecek bilmem bir sürü şeyler. Âden lûlâ, lûlâ falan bir şeyler var. Dolayısıyla burada da aynı şekilde adellu gibi böyle bu sefer yani olay tamamen lama dönmüş. Hemzelikten de çıkmış bir nevi. Burada da olmaz. Ve el-âne mesela el-âne işte o lâne meddi bedel olabiliyor mu? Tamamen özel kelime bunlar. Bunları zaten hasaten ayırmış oluyor. Ama bunlarda huruf var işte. Ve el-âne de mesela. Yok. Yok hocam. Ve bi'âden lûle estağfurullah diyeyim. Var. Var hocam. Evet. Hulufle. Ve bi'âden lûle hulfun ve el-âne ve İsrailâ. Yani âden lûle'de ihtilaf demek ki olmuş. Ezrak'ın kendi tarikleri arasında ki tevessüt ve tul olması noktasında ihtilafları var. Detaylı şekilde açıklanıyor. El-âne, İsrail'e bunlar da içine girdiğimiz zaman da aslında görebiliyoruz. Evet. Yunus suresinde el-âne mekad küntüm, el-âne mekad asayte. Kur'an-ı Kerim'in tamamında İsrail kelimeleri demiş. Tabii. Evet. Hulufle meddi bedel var. Yani hulufle meddi bedel dediği normal zaten kasır yapıyoruz mu? Evet. Yapıyoruz. Tevessüt ve tulu ile alakalı diyor onu. Tevessüt ve tul geliyor. Hulufle deyince kasır da var işin içinde. Sonra evet devam ediyorum. Ve harfe-i lini. Lin harfleri. İki lin harfi. Kubeyle hemzetin. Hemzeden önce gelmiş. Hemzenin az öncesinde bulunan vav ve ye'den bahsediyor. Değil mi hocam? Anhu yine ezraktan ne olur? Ümdüden ve vasıtan bir kelimetin. Aynı kelimede olduktan sonra hem med yapılır hem de tevassut yapılır. Tabi bunun meddi ile tevassudu meddi bedel gibi değil. 3 ve 2 değil mi? Tevassudu 2, tulu 3. Evet. Mesela halev ila bu da lin harfi. Kendisinden sonra hemze gelmiş ama aynı kelimede değil.
Dolayısıyla olmaz mesela ve ibni ibney Adem'e. Mesela ibney Adem'e. Bu da aynı şeyen gibi ama şeyen bir kelime, o iki kelime. Evet. La mev'ilen mesela. Mev'ilen de bu istisna arkadaşlar. Mev'ilen de yok. Mev'udetü de yok. Evet. Vel ba'du bazıları kade kassara taksir etti. Kasırla okudu. Evet. Yani met görüşünde olanlar ne yaptılar? Met görüşünde olanlar tevessut ve tul yapanlar diğerlerini kad kassara sev'at. Sev'at kelimesinde ne yaptılar? Buna kasrettiler. Evet. Sev'at kelimesini ne yaptılar hocam? Kasır da okudular. Şeyende böyle bir şey var mı? Yok. Tevessut tul de geç. Ama sev'ati de durum değişik. Ne yapmışlar? İstisna olarak bunu kasır da yapmış bazıları. Biz de yapıyoruz. Ve ba'dun bazıları hassa met şeyin lehu ma hamza. Buraya kadar geliyor bu ibare. Ve ba'dun bazıları hassamet şeyin. Şeyinin meddini tahsis ettiler. Lehu ezrak için yapılan şeyinin meddi yok mu? Bunu ne yaptılar? Tahsis ettiler. Kimle beraber bunu yaptılar? Ma hamzetin. Hamza ile yaptılar bunu. Hamza da takripte ne yapıyor? Şey önde. Tevessut. Değil mi? Tevessut okuyor. Evet. Ezrak için yapılan bu okuyuşu İmam-ı Hamza'ya da aynı şekilde tahsis ettiler bazıları. Sonra vel ba'du yine bazıları, bazıları derken tabi kıraat imamların ravileri, rivayetleri, tarikleri, efendim sonraki gelmiş devirlerde gelen üstadlar, ehli eda lihmet, meddi ne yaptılar? Lihamzetin, hamza için onayladılar. Nerede? Fî nef'i la. Nef'i la'larında yok mu? Tevassut yapıyorlar değil mi? Nef'i la'sında. Mesela ke la meradde. La meradde gibi. La meradde, la melce'e. Fe la rafethe, ve la füsuka, ve la cidale. La bey'a, la kullete, la şefa'ate. Bunlarda ne var? Tevassut var İmam-ı Hamza için. Ve eşbi'il medde. Meddi işba yap. Evet. Ve eşbi'il medde. Meddi işba yap. Kim için? Lisakinin lezim. Sakini lazım için. Yani sakini lazım derken nedir bu? Sükunu lazım yani. Sükunu lazımı gördüğün zaman da meddi işba ile oku. Kasrı yok. Evet. Ve nahvu aynin. Ayn benzeri olanlarda yani kaf, ha, ya, ayn, hamim, ayn, sin, kaf gibi olan yerlerde fethelâthetullehum yani meddilin olan yani meddilin derken yine sükunu lazım ama harfülin ile beraber olan sükunu lazım. Böyle geldiği yerlerde ki iki yer zaten bunlar. فَالثَّلَاثَةُ لَهُمْ kaç vecih caiz oluyor? Üç vecih caiz oluyor. Tuğul, tevassut, kasır caizdir. Ne gibi? كَسَاكِنِ الْوَقْفِ Sükûn-ı vakıf için. Sükûn-ı vakıf ne demek? Meddarız. Sakin-ı vakıf. Yani vakıftan dolayı sakin olan. Vakıftan dolayı sakin olan ne var? Sükûn-ı arızla beraber gelen medde arız var. Ve fillini linde arkadaşlar yakil tuğlun tul yapanlar nedir? Tul yapanlar azdır. Daha ziyade ne vardır? Tevessut ve kasır vardır. Evet. Demiş ki illa enel ahizine bi tul fi hada nev'i ve huve linu qalilun. Bunlar azmış. Yani tul yapanlar meddiliğinde az. Belil ekserun alel ahzi fihi bit tevassud vel kasr. Tevassud ve kasr vardır genel itibariyle. Evet. Pekala. Ve fil lini yakil tulun dedi.
ve ekve sebebeyni, iki sebepten en kuvvetli olan yestakil, müstakil olarak alınır. İki sebepten kuvvetli olan hangisi ise o alınır. İki sebepten kuvvetli olan. Şimdi diyelim bir kelimede, çok defa bu soru geliyor. Eddimâ, durdun diyor. Burası meddi muttasıl mıdır diyor, meddi arız mıdır diyor. Geçerken ne oluyor? Dimâ'e, hareke geçiyor ya. Şimdi burada sükûn-ü arız da var. Burada hemze de var. Yani med sebebi olarak sayılmıyor mu bunlar? Hemze de, sükûn-ü arız da med sebebi. Ama med sebebi derken iki med sebebi olarak değerlendirilebilen bir med sebebi var. İki elif miktarı uzatacaksın, bize talimatını veren bir med sebebi var orada. Bir de bir de okuyabilirsin talimatını veren bir med sebebi de var. Hangisi daha kuvvetlidir diyor. Ve akves sebebeyni. Yani orası ayrı bir konu. İki sebepten bir kuvvetli olan yestakil, müstakil olarak alınır. O alınır. Şimdi burada bir, hemze ile beraber gelen meddin hükmü bize nedir burada? Vaciptir. Hemze ile beraber o gelen med ne orada? Meddi muttasıl. Pekala, demek ki meddi muttasıla sebep olan oradaki hemze. Şimdi meddi mufasılda da hemze sebep oluyor. Doğru mu? Meddi hemzeye baktığın zaman da hem meddi muttasıla sebep hem meddi mufasıla sebep. Peki eddimâ dediğimiz yerde hangisine sebep oldu? Meddi muttasıla. Meddi muttasılın hükmü ne oldu? Vacip oldu. Peki diğer bir sebebi med olan sükûn-ü arızın sebebiyet verdiği med ne? Caiz. Ve akve sebebeyni, iki sebepten kuvvetli olan yestakil. Anlaşıldı mesele? Ve akve sebebeyni yestakil. Vel meddu, med mesela ayrıyeten bir şey vermiş. Amin el beyt. Veya ne demiş? Ra'a eydiyehum. Felemma ra'a eydiyehum. Burada meddi munfasıl var. Ra'a eydiyehum. Ezrak için 5. Başka olmaz denen bir meddi munfasıl var. Bir de ra'a derken onu hani meddi bedel dediğimiz bir med var. Hangisi şimdi kuvvetli bunların? Meddi munfasıl mı kuvvetli, meddi bedel mi kuvvetli? Bakıyorum, diyoruz ki burada meddi munfasıl 5'ten aşağı inmez diyorsun. Öyle değil mi? Ama meddi bedel kasırda okunur, tevessutta okunur. Bak 1'e de indi, 3'e de indi. Dolayısıyla hangisi daha baskın? Munfasıl burada daha baskın. O zaman ne oldu? İki sebepten birisi kuvvetliyse devam. Yani kalkıp da ra'a diye orada meddi bedeli uygulamaya gerek yok. Amin el beyti'de de meddi lazım da meddi bedel meselesi var. Oraya kadar bir şey yok. Tamam meddi bedel ama amin el beyti olunca bu sefer meddi lazıma döndü iş. Diyor ki hayır uzatmayacaksın. 4 elif çek devam et. Evet. Vel meddü, med evla, daha evladır. Yani med almak. Med almak denince akla ne gelir? Bir mi, iki mi? İki. Diyor ki vel meddü, iki elif miktarı çekmek diyelim biz oraya. Biraz daha Türkçeleştirmiş olunur. Evla, daha evladır, uygundur. İn tegayyere sebebu ve bekiyel eser. Oraya kadar alıyorum onu. Sebep değişir de, med sebebi değişir de eser baki kalırsa, dikkat edin hocam, med sebebi değişti. Med sebebi değişir mi ya? Burada tegayyurdan bahsediyor. Tegayyur başkalaştı anlamında. Değişti derken başkalaştı. Yani bir ufak böyle bir şey geçirdi yani böyle bir kafası bir bulandı. Yani bir başkalaştı. Sebep başkalaştı ama eseri var hala. Eğer böyle olursa met nedir? Evladır. Ne gibi? Mesela.
Minen nisa'i illa'ya baktığımız zaman. Minen nisa'i illa değil mi? Meddi muttasıl. Ama bakıyoruz diyoruz ki falan 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 imamlara göre birinci hemze tesil diyoruz. Minen nisa'i illa. Soru. Burada meddi muttasılın sebebi olan hemze başkalaştı mı başkalaşmadı mı? Başkalaştı. Ne oldu? Hemze tamamen hemze olarak, halis hemze olarak durmuyor değil mi artık? Minen nisa'i yok. Minen nisa'i var. Dolayısıyla başkalaştı da eseri olan, bak hemzenin yine tesil olsa da orada bir eseri var değil mi? Heh, böyle bir yerde o zaman ne olur? İlk önce iki alın sonra bire düşer. İlk önce kaç? İki. Ha. Ama bakıyorsun ev yahut başkalaşma, değişme var ama eser yok. Faksur ehab. O zaman ne yap? Bunu kasret. İlk önce kasırlı oku. Şimdi karşımıza iki tane konu çıktı arkadaşlar. Dikkatli, çok dikkatli olun. Bir, çok defa talebenin aklına bu karıştırır. Ne der? Ya tesil yaparken 2-1, iskat yaparken 1-2. Ne iş bu? İşte bu. İşte burası. Birinde başkalaşma var. Bir farklılık var ama hala eser duruyor. O yüzden diyor ki biz bunu ikiye alalım. Ötekinde eser diye bir şey kalmıyor ortada. Yani iskat dedin, hazif dedin, kaldırmışsın tamamen. Hemze yok orada. Minen nisa illa. Birinci hemze, yani meddi muttasıl sebebi olan hemze yok ortalıkta. O yüzden ne yapıyor? Diyor ki madem öyle değişme var, eser yoksa birden başlar. Bir eliften başlar. Değişme var, eser ortada. Kaçtan başlar? İkiden başlar, bire döner. Mesele anlaşıldı mı hocam? Yani vel meddu evla in tegayyera sebep ve bakiyel eter. Burası bir ifade. Ev var ya, o ev, o evin altında ne işler var? Sadece o evden geriyi al tersine çevir demektir cümleyi. Ne o? Sebep değişti ama eser kalmazsa. Ve bakiyel eter var ya. Ev, yani şu demek veyahut da şu demektir. Sebep değişti ama eser kalmadı. Ev demek bu demektir yani. Eser kalmadı. Faksur o zaman kasret. Ehabbu, bu daha uygundur, daha kıyasa muvafıktır diyor ve biz de burada noktalıyoruz. Cenab-ı Hak yanlışlarımızı, hatalarımızı affeylesin. Gelmiş geçmişlerimizin ruhlarına El-Fatiha.